mülteci konusunda çok farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız geçen sene Ekim ayında hızlandı ya da başladı da diyebilirim. Kolombiya Üniversitesi'nin Mail and Halk Sağlığı Okulu'ndan hocalarımız geldiler ve iki günlük bir çalıştay düzenledik. Mültecilerin 21. yüzyılda değişen sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili. Çok verimli geçtiğini düşündüğümüz bir çalıştay oldu. Çünkü hem doktorlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri katıldı. Ve bu farklı ekipleri bir araya getirmek anlamlıydı ve farklı gruplar daha önce paylaşmadıkları verileri de paylaşmış oldular. Bu heyecan verici çalıştayla başladı mülteci ve halk sağlığı konusundaki çalışmalarımız ve o devam ediyor. Ama farklı konularda da çalışmalarımız var. Kolombiya Üniversitesi'nden, farklı bölümden, çok farklı fakültelerden hocalarımızın projeleri var. Bunların içerisinde gazetecilik ve ifade özgürlüğü, hukuk, siyaset bilimi, sosyal hizmet, sanat tarihi, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi birçok farklı konu var. Yani Columbia Global Centers olarak ve üniversitemizle birlikte konuya neresinden daha fazla tutunabiliriz, neresinden katkı verebiliriz? Hem projeler hem de iletişim ağı şeklinde arayışlar içerisindeyiz. Bu çalışmaları sürdürürken mülteci konusuyla ilgili takım arkadaşım Rana Zincir Celal'le birlikte bir şey fark ettik. Çok kısaca bunu vurgulamak istiyorum. Konuyla ilgili okuduğumuz her yazıda, her makalede hep şu vurgulanıyor ki şu anda içinde bulunduğumuz insani kriz, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri karşılaştığımız en büyük insani kriz ve dram. Şüphesiz ki öyle ve çok büyük bir trajedi söz konusu. Fakat konunun içine daha fazla girdikçe, daha fazla dallanıp budaklandıkça şunu da görüyoruz ki aslında içinde bulunduğumuz bir insani kriz, daha büyük veya daha küçük, tarih boyunca hep ola gelmiş bir şey. Ve günümüzde yaşanan acılar her dönemde çok benzer şekillerde tekerrür ediyor. Farklı coğrafyalarda çok farklı jenerasyonlar benzer acıları çekiyorlar. Ve şunu fark ettik ki aslında insani krizler ve mülteci krizlerinde kesinlikle bir devamlılık söz konusu. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Columbia Üniversitesi'nin dergisi çıkıyor senedir 4 kez. Geçen hafta bu dergiyi okurken Pulitzer ödüllerine yer ayrılmış. Columbia Üniversitesi tarafından veriliyor Pulitzer ödülleri. Bu sene 100. yıl dönümüydü. Aynı zamanda Joseph Pulitzer de gazetecilik okulunun kurucusu Kolombiya'da. Bir fotoğraf gördüm. 1950 yılında Pulitzer fotoğraf ödülünü almış olan fotoğraf. Burada Kuzey Koreliler insanlar Çin ordusunun istilasından ötürü güneye doğru kaçıyorlar. Bu 1950 yılında ödül almış bu fotoğraf. Şimdi 2015 senesindeyiz. Bunlar yine Pulitzer'in fotoğraf ödülünü alan birçok vardı. Ben sadece birkaç tanesini bana en vurucu gelenleri paylaşmak istedim. Aradan tam 66 yıl geçmesine rağmen aslında çok benzer konuları konuşuyoruz yine ve görüyoruz ki insanlar yine yol üzerindeler, yine kaçıyorlar, yine farklı bir toprak arayışı içerisindeler ve bu insani kriz devamlılık gösteriyor. Bugün de bunu konuşacağız ve aslında zirveyle ilgili tabii ki daha odak konumuz olacak. Biliyorsunuz 23-24 Mayıs'ta Dünya İnsani Zirvesi'ni İstanbul ev sahipliği yapıyor. Bu tabii ki anlamlı bu şehirde olması. Son gelişmelerden bağımsız olarak alınmıştı aslında bu karar. 2 senedir zaten zirvenin konsültasyon ve hazırlık süreci devam ediyor. UN OCHA yani Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından üstleniyor zirvenin hazırlık süreci. Ve bu süreçte farklı tematik ve bölgesel konsültasyon toplantıları yapıldı. Türkiye'de tabii ki katıldı bu toplantılara. Benim bildiğim buradan Hayata Destek bu sürecin içindeydi. UPS özel sektör temsilcisi olarak içindeydi. Bu arada UPS'ten konuşmacımız dün akşam itibariyle hasta olduğunu söylediği için maalesef aramızda bugün yok. O yüzden özel sektör temsilcimiz bugün bizimle olamayacak. Çok kısaca Columbia Global Centers'ın neden Dünya İnsani Yardım Zirvesi'yle ilgilendiğini, yani mülteci konusuyla ilgileniyoruz ama özellikle bu çalışmalar içinde şunu fark ettik. Bu zirve çok önemli ve şehrimizde olacak ama ona rağmen çok dar bir kesim, konuyla çok ilgilenen dar bir kesim dışında çok fazla bu konuya yoğunlaşılmıyor. O yüzden biz de bu konuda kendimizde bir bilgi açığı hissettik. Farklı çevrelerden de aynı görüşü görünce
kanaat getirdik ki bu konuda bir şey daha fazla konuşmalıyız, daha çok toplantı yapmalıyız. O yüzden böyle bir aktivite yapmak istedik. Bugün neler konuşacağız? Dünya İnsan Zirvesi nedir? Çok basitçe neden önemlidir? Türkiye'nin bu sürece katkısı ne olmuştur? Beklentileri ne olmuştur? Özel sektör maalesef aramızda yok. Olsaydı özel sektörün rolü nedir? Yerel yönetimler, sivil toplumun, Birleşmiş Milletler'in bu konudaki rolü nedir? Bu başlıklara değinmeye çalışacağız ve daha fazlasına umuyorum ki. 10'ar dakika civarı bir konuşma ya da sunum yapılırsa geri kalan bir saatte de zaten hani bazılarınızı tanıyorum, çok değerli insanlar da var burada. Katılımcılarla daha interaktif hem soru cevap şeklinde hem yorumlarınızı tabii ki almak isteriz. Çok kısaca katılımcılarımızdan bahsedeceğim. Birleşmiş Milletler Koordinasyon Uzmanı Halide Çaylan aramızda. Kendisi orta bilisi öğrenimini Hindistan'da İngiliz Okulu'nda tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. 86 yılında mezun olduktan sonra Radyo Televizyon Yüksek Kurulu bünyesinde sınır ötesi yayın ve özel televizyon yayınları hakkında taslak kanun çalışmalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nda uluslararası kuruluşlardan sorumlu şube müdürü olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında Taşkent TİK Ofisi temsilcisi olarak çalıştı. OECD Kalkınma İşbirliği Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Programı'nda program yöneticisi olarak görev aldı 1997-2001 yılları arasında. Hali hazırda da Birleşmiş Milletler Koordinasyon Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. İkinci konuşmacımız Hayata Destek Direktörü Sema Hanım, Sema Genel Karaosmanoğlu. 18 yıldır insani yardım ve kalkınma alanında çalışıyor. Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan'da projeler yürütmüş. Birçok insani yardım kuruluşu ve uluslararası kalkınma ajanslarına danışmanlık vermiştir. Şu anda Türkiye odaklı çalışmaları kendisi koordine ediyor. 2005 yılında kurduğu Hayata Destek Derneği'nin de direktörü olarak çalışıyor. Hayata Destek hem bağımsız ve kar amacı gütmeyen insani bir yardım kuruluşu ve afet sonrası acil yardım ve kurtarma çalışmalarına ek olarak sosyal koruma ve kapasite geliştirme alanlarında da faaliyetleri bulunuyor Hayata Destek'in. Üçüncü konuşmacımız UCL GMEVA Proje Koordinatörü Ercan Diçam. Son 3 yıldır UCL GMEVA'nın yani Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın proje koordinatörlüğünü yapıyor. Burada 9 farklı tematik komitenin danışmanlığını yürütüyor. Bu komiteler yerel yönetişim, sosyal katılım, kültür, çevre, akıllı kentler, cinsiyet eşitliği, kent diplomasisi, kentsel mobilite ve turizm. Haziran 2012'de Kadir Topbaş uluslararası toplama bir çağrıda bulundu. Bu çağrıda da mülteciler konusunda yerel yönetimlere destek verilmesiydi. Bu çağrıyla birlikte UCL GMEVA da mülteci konusundaki çalışmalarını başlattı. Ve hem üyeleri hem de partnerleriyle birlikte sosyal katılım komitesi üzerinden hem mültecileri hem de ev sahibi toplumu destekleme çalışmaları ve projeleri yürütüyorlar. Halide Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Yani benim tonum yüksektir ama neyse bunu açayım mı? Kullanayım mı? Siz bilirsiniz. Evet, belki daha iyi. Evet, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu konuda bilgi almak istediğiniz için en azından. Söylendiği gibi ben Birleşmiş Milletler Ankara'da çalışıyorum. Dolayısıyla konferansı burada yaparken ki iki tane uluslararası konferans arka arkaya olacak. Hem şehir olarak hem şehirde mukim ikamet eden ağıtlar olarak herhalde çok sık bir araya geleceğiz. Ama onun öncesinde size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu 10 dakikalık bir görüşme dedi Melisa sunum. 6 tane soru sormuş bana. Hangisine ne kadar cevap? Herhalde 1,5 dakika ortalamayla cevap vermeye çalışacağım. Sorunun ilki Birleşmiş Milletler'in genel anlamda zirveden ne beklentisi var? Aslında ona 3 noktada beklentimiz var ama ona geçmeden önce Birleşmiş Milletler Zirvesi, Birleşmiş Milletler daha bir sürü konuda zirve yaparken neden ilk kez insani yardım zirvesi yapılıyor? Bu biraz da Türkiye'nin
konuya belki de hani ne bileyim ötelemek veya itelemek demek istemiyorum ama Türkiye'nin fikriyle oluşmuş bir şey. Çünkü Türkiye ilk defa bildiğiniz gibi 1.91'de siz bilmiyorum hatırlar mısınız ama ben hatırlıyorum. O zaman da BM'deydim. Pardon, devlet tarafındaydım ama BM dairesindeydim. 91'de bir mülteci akını yaşamıştı Türkiye. Yani somut olarak bunu 500 bin kişiyle sınırlıydı. Bu sefer çok farklı oldu ve Türkiye kendi ülkemiz olarak, bilmiyorum yabancı var mı aramızda? Yok. Türkler olarak ona göre söyleyeyim, hakikaten zorlandı. Yani ve zorlanıyordu ve daha da zorlanacak. Bu da bir gerçek yani, bunu da kabul edelim. Dolayısıyla fikir tam ama fikir babası kim olduğunu düşünmüyorum ama ortak olduğunu düşünüyorum. Bu sadece hani Türkiye'nin şeyiyle, inisiyatifiyle de tek başına olmuş olamaz. Çünkü uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler'de, yani diğer uluslararası örgütler bu konularda çok ilgilenmiyor ama şeyin sorumluluk alanı olduğu için Birleşmiş Milletler'de baktı ki insani yardım için gereken miktar parasal olarak değer %600 artmış. Bu da neden? Çünkü insani dünyada krizlerin ve bu krizlerden etkilenen insan sayısında bir artış olması. Şu an 37 ülkede 125 milyon krizlerden etkilenmiş durumda. Dolayısıyla bunlara yardım da öyle hani ekmek su gıda yardımı da demek doğrudur. Yani yaşayabilecek kadar gıda temini o kadar kolay olmuyor. Türkiye baştan bu başladığı zaman şeyi tahmin edemedi. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Bunun boyutunun ne olabileceğini zannettiler ki işte 125 bin, 200 bin kişiyle biz bunu hallederiz ama öyle olmadı. Şu an 2900, dün itibariyle 2900 küsur kayıt altına alınmış var, mülteci var ülkede. Bu resmi rakamlar. Biz bunu gayri resmi olarak bir tahminlerimiz var. O tahminimi ben sizinle paylaştım. 2 milyon 900 bin. 2 bin mi dedim? 2 milyon 900 küsur bin. Ama bu tabii resmi kayıt altına alınmış. Şimdi kayıt altına alınmamışlar var. Bir de gayri resmiler var. Onları yapmıyorum ama dediğim gibi bizim bir tahminimiz var. O tahmin de çok iç açıcı değil. Ama o tahmini paylaşmak istemiyorum çünkü tahmin. Ama şuna inanın ki bu 3 milyonun üstünde bir rakam. 5'e kadar yolu var. Daha gelir mi bilmiyoruz. Şimdi yeni halefede olanlarla zaten bekleniyor. Yani ülkenin makamları da bekliyor. Ondan sonra bu zannediyorum 6 ay kadarına önce 8,5 milyar dolar bir masraf yaptığı söyleniyordu devletin. Kendi rakamları bunlar. Biz tabii BM olarak fiyatta donör ülkeler olarak BM kasasında para olmadığı için donör ülkelerden yardım ya daha doğrusu fon toplayıp yardımlara cevap veriyor. Bu 8,5 milyar doların kırılımını bilmiyoruz. Onu her ne kadar donör ülkeler isteseler de zannediyorum öyle bir muhasebe yapılmamış. Herhalde öğrenilecek. Bunlar yaşayarak öğreniliyor. Dolayısıyla ileride ama yani ileride yapılacak ama bundan sonraki sorumluluğu Türkiye tek başına götüremeyeceği ortada götürmemesi de gerekir. Çünkü bu bir uluslararası sorumluluk, sınırları açma mecburiyeti varsa bu sınırdan içeri geçen insanların da bir şekilde bakılma mecburiyeti var. Uluslararası toplumunda bunu üstlenmesi lazım. Yalnız gene Türkiye'nin orada bir şeyi oldu. Belki hani tahminleri çok fazla beklemedikleri için. Başta kabul etmediler bunu. Yani BM'den biz çok söyledik yardım hani yapalım falan. Hayır biz hallederiz. Onlar bizim misafirimiz dendi ki misafir diye bir şey de terminolojide de
yani en azından uluslararası standartta misafir yok. Yani evcilik oynar gibi olmuyor bu işler. Birisi sizin toprağınıza ayak bastığı zaman onun bütün her şeyini, sorumluluğunu yüklenmek zorundasınız. Geri de gönderemezsiniz. Böyle bir uluslararası sözleşmelerde ancak kişinin kendisi ben gitmek istiyorum derse ve bunu da baskı altında olmadan söylerse o zaman gider. Yoksa kalır. Onun için insanlar hani belki Avrupa'ya gittiğiniz ve bazı ülkelerde görmüşsünüzdür. Uçağa çıkar gümrük memurları, bakar vizeler var mı, ondan sonra indirir. Çünkü bilir ki ayak bastığınız zaman onların şeyindesiniz, sorumluluğundasınız. Şimdi Türkiye oradan buraya gelince bu tabii şeyi yüklendi ama bir müddet sonra da tabii hem mali açıdan şey yük fazla gelmeye başladı haliyle. Bir, ayrıca bir de sosyal açıdan problem çıkmaya başladı. Siz, çünkü insanlar neticede görüyorlar, yani Suriyeli ya da göçmen çocukları okullara ya da üniversitelere imtihansız falan girerken kendi çocuklarınız ya da Türk çocukları gidemeyince bunlar sıkıntı oluyor. Hastanelerde aynı şekilde çok kavgalar oldu şeyde, doğuda falan. İkinci öncelikli olunca yani misafir toplumla, daha doğrusu şey ev sahibi toplumların üzerine de bu mültecilerin bir baskısı oluyor haliyle. Avrupa ülkeleri de onun için istemiyor zaten. Yani adamların kendine göre bir iç savunuları da var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama herkesin kendine göre bir şeyi, ne derler ona, çekincesi ya da bir açıklaması oluyor. Bu böyle olduktan sonra işte Türkiye'nin Uluslararası Mülteciler Anlaşması Sözleşmesi'ne taraftır Türkiye ama benim bildiğim kadarıyla bir çekincesi vardı. Ben o zaman daha hala bakanlıktaydım. Doğudan mülteciyi almıyordu, sadece Batı ülkelerinden. İşte dolayısıyla Bulgaristan'dan gelen, Bosna'dan gelenler o çerçevede değerlendiriliyordu. Şimdi ona bir zannediyorum bildiğim kadarıyla esneme yapmışlar. Dolayısıyla bu insanlar burada şey gelince birçok şey de değişmek zorunda kaldı. Hem ulusal mevzuat açısından hem de uygulama açısından. Dolayısıyla bu böyle olunca bunun sonucu olarak da Türkiye dünyada en çok mülteciye sahip ülke durumuna geldi. Hiç sıfırdan en fazla, genelde biz ülke olarak hep böyle ekstremlerde şey ya ifrat ya tefrit. Ondan sonra öyle oldu. Yani Suriye krizinden önce en büyük göçmen ya da mülteci sahibi ülke Pakistan'dı. 1,5 milyon vardı. Onda hala var. Ondan sonra şimdi biz olduk. Dolayısıyla en fazla mülteciye sahip ülke olarak da Birleşmiş Milletler'le işbirliği içinde bu konferansı Türkiye'de sahiplenmeyi kabul etti Türkiye. Türkiye karşılıyor bütün masraflarını bu konferansın. Birleşmiş Milletler de içerik olarak katkıda bulunuyor ve bu hazırlıkları yapmakta yardımcı oldu. İçerik açısından tabii Birleşmiş Milletler. O da başka bir soru aslında, ona da gideceğim. Şimdi beklentisi nedir BM'nin bu zirveden? Üç ayaklı aslında. Bir kere bu tür krizlerde insani prensiplerin öne çıkmasına bir daha bütün uluslararası topluma hatırlatmak istiyor Birleşmiş Milletler. İnsani prensipler nedir? İşte hiçbir ayrımcılık gözetmeden ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmak ama bu yardımı zamanında ve yeterli biçimde yapmak. İkincisi olarak krizlerden etkilenen toplumlara ya da insanlara nasıl bir yardım yapılacağına dair taahhütlerin ve eylem planlarının oluşturulması ikinci hedef bu. Ve üçüncü hedef olarak da bu tür krizlerde etkin olarak faaliyette bulunmuş ülkeleri, Türkiye bunlardan bir tanesi olabilir.
güzel şeyi iyi örneklerini paylaşmak. Şimdi Türkiye aslında işte herkesin mültecilere karşı çok cömert olduğuna kabul eden bir ülke. Çünkü pardon, uluslararası camia bunu çok kabul ediyor. Türkiye'nin çok cömert davrandığını. Çünkü cömertliği de şu açıdan değerlendiriyorlar. Yani normalde mültecilere verilmesi gereken, onların yaşamlarını teminat altına alması gereken temel bazı şeyler var, standartlar var. Türkiye bunların çok üstünde, onlara yardımda bulundu. Ve işte onun için hani basında görmüşsünüzdür, 5 yıldızlı otel gibi mülteci kampları falan. Dolayısıyla bunları yaptığı için çok cömert olarak tanımlanıyor. Buralardan da öğrenecek dersler olduğunu eğer düşünüyorsa uluslararası toplum, bunlara bir şekilde bakıp kabul edecek ya da etmeyecek. Şimdi beklentiler bunlar. İkinci soru olarak ne gibi sonuçların ortaya çıkmasını ve nasıl bir pratikleşme öngörmektedir diye bir soru gelmiş bana. Valla burada aslında bütün amaç esasen kimseyi, bir kişiyi bile mahrum bırakmamak. Yani herkes aynı şekilde, aynı hızda, birlikte hareket edip kimsenin arkada kalmamasını sağlamak. Ve özellikle tabii şeyleri, ne derler onu, bu tür krizlere eğilimli toplumları güçlendirmek, onu güçlendirmek için belli eylem planları hazırlamak ve onların bu tür krizlere açık noktalarını gidermek. Esasen bunlara çok çok önem veriyoruz. Bir de bu buraya hazırlanırken Birleşmiş Milletler bu zirveye belli bir çalışma yaptı tabii içerik olarak. Bu içerik olarak çalışma kapsamlı bir şekilde ve katılımcı bir şekilde yapıldı. Bu da ne demek? Hem yerel, hem ulusal, hem bölgesel, hem de küresel düzeyde toplantılar yapıldı. Bu toplantıların çıktıları bir konsolidasyona tabi tutuldu. Bir genel sekreterin raporu olarak sunuldu. Bu çıktıların tümü 300 tane tavsiyeyi veya öneriyi kapsıyor. Bunlar 5 tane şey altında toplanmış. 5 baş at konu. Dolayısıyla bu başat konuda bu ülke şeydeki bu konferansın 5 prensibini ortaya çıkardı. Yani bu konferansta tartışılacak konular bu 5 prensip üzerinde yapılacak. Bu 5 prensibin bir tanesi öncelikle olarak çatışmaların ve çatışmaya meyilli toplumların ya da ülkelerin ya da bölgelerin bu çatışmaya meyilli olma niteliklerinden uzaklaştırılması ya da bunların giderilmesi. Yani çatışmaya sebebiyet verecek herhangi bir unsurun önceden tespit edilip bunun giderilmesi. Bu tabii çok uzun bir konu. Birleşmiş Milletler bunun üzerinde uzun senelerdir çalışıyor. Çatışmaların önlenmesi, çatışmalar neden önlenemez ya da çatışmalar neden ortaya çıkar? Bunun bazı yani temel nedeni bunların altında hakların tecavüze uğraması. Herhangi hakkın yani insan haklarını biliyorsunuz çok çeşitli ekonomik, siyasal, kültürel falan sosyal haklar. Herhangi bir toplumda belli kesimin ya da kesimlerin, bireylerin herhangi bir hakkı, insan hakkı veya herhangi bir konudaki bir hakkı tecavüze uğradığında ya da engellendiğinde bu ilk sebebi oluyor bu tür krizlerin ortaya çıkmasında. Dolayısıyla önleme ve tedbir alma ilk prensip olarak kararlaştırılmış. İkincisi de insani, daha çok insani konulardaki insan haklarıyla ilgili mevzuatın, uluslararası mevzuatın
çok daha bilinir hale getirilmesi, insanların bu mevzuata olan bilgilerinin arttırılması ve insan hakları, uluslararası sözleşmelerin bütün ülkelerce saygınlık çerçevesinde uyulması ve uygulanması, sadece uyulması değil uygulanması da var bunun içinde. İkinci prensip olarak bu. Üçüncüsü de biliyorsunuz geçen Eylül'deki genel kurulunda Birleşmiş Milletleri küresel olarak kalkınma hedefleri 17 tane kabul edilmişti. Bütün ülkeler için geçerli bu 1000 yıl kalkınma hedeflerinden farklı olarak. 1000 yıl kalkınma hedefleri sadece gelişmekte olan ülkeler içindi. Bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri de bütün ülkeler için gelişmiş ya da gelişmemiş, gelişmekte olan. Dolayısıyla buradaki prensip çerçevesinde biraz önce de bahsettiğim gibi kimseyi arkada bırakmamak, herkesi ve şey olarak bütünsel bir şekilde kalkınmadan payını almasını sağlamak. Bu da üçüncü olarak, prensip olarak ortaya kondu. Dördüncüsü de bu yeni bir yaklaşım. Önceden insani yardım, yani BM'nin çalıştığı konular arasında hala öyle aslında belli alanlar var ve bu alanlar arasındaki de bir şey var, bir çizgi var, ayrılıyor. İnsani yardımla kalkınma konularının artık birbirinden ayrılmadan birlikte ele alınması dördüncü prensip olarak kondu ortaya. Çünkü hakikaten insani yardım alıyorsunuz, işte hepimiz yaşıyoruz. Mültecileri alıyorsunuz, karınlarını doyuruyorsunuz ama işte bir de çadır veriyorsunuz. Hani dışarıya karşı da biraz korunma ama bunun psikososyal bakımı var. Çünkü travma geçirmiş insanlar, onların uyum sorunları var, onların eğitimi var, onların çalışmaları var, istihdamları var falan derken bu neticede sadece insani yardımla, yani insanların karnını doyurmakla bitmiyor. Dolayısıyla krize ilk müdahaleden sonra rehabilitasyon süreci, daha sonra kalkınmaya entegre edilmesi süreci, bunu bir bütünsel olarak bakmanın o toplumlara daha sağlam bir zemin sunacağı görüşü hakim. O sebeple dördüncü olarak da bu aradaki çizginin daha ortadan kaldırılması şeklindeydi. Sonuncusu da zaten siyasi irade ve finansmanın sağlanması. Siyasi irade olmayınca finansman sağlamak zor. Ama finansman kanalları da şimdi özel sektörden arkadaşımız gelseydi o da anlatırdı. Finansman kanalları sadece devletlerin yardımlarıyla sınırlı değil. Herkesin, her toplumlardaki her kesimin katkısıyla öngörülüyor. Bu 5 prensip çerçevesinde tartışmalar olacak. İşte yuvarlak masa toplantıları, expolar, yani şey exhibition manasında, sergi manasında söylüyorum. Side event dedikleri sivil toplum örgütleri tarafından yapılan faaliyetlerin sunulması. Bu çerçevede bu konferans sonuç belgesine göre gidecek. Yani sonuç belgesi derken şunu da hatırlatmak lazım. Sonuç belgesini Türkiye farklı bekliyordu anladığım kadarıyla beklenti. O mümkün değil o şekilde beklentisi olmak. Çünkü ben bazen medyada da görüyorum, okuyorum. Bunun sonuç bildirgesine bütün işte ülkeler, bir BM'ye üye ülkeler taraf olacak. Ve bu artık bu şekilde tatbik mevkiine konu olacak diye böyle bir şey olamaz zaten. Yani böyle bir kararın ancak ve ancak genel kurulda alınması lazım gelir. Böyle bir konferans sonuç belgesi kimseyi bağlayıcı bir şekilde ortaya çıkmaz. Ama ne olur ki o olacak galiba. Genel sekreter bunu bir rapor haline getirir. Genel kurulda sunar. Genel kurul kabul eder ya da etmez. O genel kurulun bileceği iş. Ama buradaki konferansın sonucu hiç kimseyi bağlayacak bir şekilde ve de Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi olarak falan da çıkamaz. Evet, ondan sonra bir sonraki katkı nedir, ne olacak? Dur, onu söyledim. Birleşmiş Milletler içerik olarak toplantıları yaptı ve hazırladı. Beklentimin, yani Türkiye'nin de içerik olarak
iyi örnekler sunmasını bekliyoruz. BM hali hazırda ne gibi insan çalışmalara öncelik vermektedir ve bu çalışmalarda Türkiye'nin payı nedir diye bir soru. Valla insan çalışmaların hepsine BM'nin ilgili birimleri. Çünkü farklı örgütlerimiz var BM şemsiyesi altında. Herkes kendine düşeni yapıyor. Yani sadece insani yardım yapan örgütler değil, kalkınma alanında çalışan örgütlerde mesela çocuk fonu diyelim ya da nüfus fonu diyelim. Onlar da biz çünkü toplumlara bütünsel olarak bakıyoruz ve bir toplumda